Kendiniz de kendinize müşteri sorarım. Burada exception fırlatmak doğal. Ama bir, her zaman F7'ye bir tane soğuk sefer beraber yaşayacaklar. F exception fırlatıyor, G de oraya kalıyor beraber. Hani şurada hatta troll catch var ya, ona benzeyen. Yok orada exception kullanmayın. Eğer exception kullanmadan ilerce ediyorsanız yapın. Exit 1 güzel bir şey değil. Çözüm değil. Şu ana kadar hep exit 1 yaptık. Gidin kitabın, bu kaçıncı chapter'ı bu? 18 chapter önceki tüm exit 1'leri çıkarıp hepsinin yerine troll 1'lerine yazın. Onların hepsine troll gerekiyordu çünkü başka bir yol bulamamıştık. Exit 1'e çıkmıştık. Programı niye sonlandırıyor? Ben HZT'de rahatsız olmuştum. Niye sonlandırıyoruz ki? Başka bir şey yapamadık ama çoğu zaman da konstrüktörün içerisindeydik. Fonksiyonun içerisindeydik. Fonksiyon bir şey yapamıyordu. Yani fonksiyonun bir tanesi gerekli bir değer vardı. Bir şey yapamamıştık. Orada yine exception fırlatabilirsiniz. Exception hiyerarşileri var. Exception hiyerarşileri. Dersiniz var demiş mi? Kaç tane oldu lan? Kaçıncı hafta? O kadar sonra. Şuna, ben şu chapter'ı biteyim, ondan sonra gidelim arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Exception hiyerarşileri biraz önce bahsetmiştim. Aynı kökten geliyorlarsa eğer, mesela C++'da var. Aritmetik hata diye bir tane şey var. Base sınıf var. Base sınıftan tüm yer aritmetik hatalarını duyuyor. Divide by zero var. Aritmetik hata bu, tamam mı? Divide by zero. Başka ne var? Başka ne var? Negative number diye bir tane exception var. Aritmetik hata. Çünkü bağlı negatif rakamların mesela şeyleri anlamıyor değil mi? Kare kökleri falan filan gibi bütün hikayeleri anlamıyor. Logaritma işte şey gibi, el üzeri gibi fonksiyonlara falan bazıları anlamıyor değil mi? Orada efendim? Kullanılsız oluyor bazı yerler. Evet, orada exception fırlatıyor. Negative number diye exception fırlatıyor adam. Hadi hocam, mesela açın. Underflow var, overflow var. Underflow ne demek? Overflow ne overflow? Taş. Ne demek yani? İntegre sığmıyor diyorsun değil mi bu yaptığın şey? Underflow ne? Underflow double da float da falan olur. Overflow bu çok büyük bir rakam. Ben bunu ifade edemiyorum. Underflow çok küçük. Çok değil yok. Öyle diyebilirsin mesela, çok küçük. Bu iki rakamın arasında bunu koyacak bir rakam bulamıyorum diyorsun. Yani he. Gerçek sayı diye düşünüyorsunuz ya siz. Esasında gerçek sayı değil. Farkındasınız değil mi? Çünkü sonsuz tane gerçek sayı var. Ama sonsuz tane double sayı yok değil mi? Evet. Farkında mısınız onun? Evet. Finite number kadar, tamam mı? Finite number kadar, sonlu sayı kadar double var. İki double'ın arasında girmeye çalışan yeni bir double yaptığınız zaman underflow oluyor. Tamam mı? Hocam... Float'tan double'a geçerken falan oluşur bir exception. Nadir bir şey, istemeniz lazım ama o da var. Yani aritmetik error hataları çok fazla. Ben seni duymamazlıktan geliyorum, bir şey yetiştirmeye çalışıyorum. Soru sorma ya. Tamam. Başka bir tane hata. Kompiler eğer şöyle diyebiliyorsun. Ben new yapacağım. Eğer hafıza yetmezse bad alloc. Bad allocation exception'ı fırlat. Bu da standart bir tane exception. Bad alloc new şeyin içerisinde. Include new diyorsun. Include new header var, tamam mı? New kullanmak için bunu include etmene gerek yok ama bad alloc'u kullanmak için bunu include etmen lazım. Bunu yapabiliyorsun hafıza yer kalmadığı zaman. Ama compiler'ın switch'i var. Onu ayarlaman lazım. Bedalok bir şey mi oluyor? Keyword değil, hayır. Bedalok diye bir tane sınıf var. Divide by zero gibi. Aynen şunun gibi, aynen divide by zero gibi ya da aritmetik error gibi sınıf var bedalok adında. Nivin içerisinde yaşıyor. Hocam aritmetik için kütüphane var mı? Aritmetik için kütüphane var mı? Anladım. Aritmetik için de aynı nev gibi kütüphane var mı? Metin içerisinde herhalde onlar ya. Tam emin değilim. İsterseniz bu pazartesi günü birkaç dakika bu son konuştuklarım, acele konuştuklarımı birazcık daha üzerine geçip ondan sonra bir sonraki chapter'a geçeyim. Kaç hafta mı var şimdi arkadaşlar? Yoklama nerede? Yoklama. Herkes imzalı mı? İki haftamız mı var? Yapma ya. Ne oldu ya? Bu daha var. Ben zaten bu hafta bir gün kaçırdım. Ya çarşamba yok, benim ya salon yok. Ne yaptım? Tamam, pazartesi günü devam edeceğiz. Benim için fazla zamanım kalmıyor canım. Arkadaşlar bir saat fazla ders yapacağım ben ya. Cumartesi falan, tamam mı? Hafta, bu hafta değil, haftaya cumartesi. Hocam bir şey biraz da çalışıyor. Evet, onun için kocaman ders bilmem. Haftaya falan.